Birçok roman ve şiire ilham kaynağı olsalar da biz onları en çok şarkı sözlerinden hatırlarız. Bu şarkıları yapan kişilerin mavi gözler konusunda oldukça ilginç fikirleri vardır. Kimisi mavi gözlü arkadaşına sabahın olduğunu belirtir. Kimisi başka renkte iki gözle tahammülü olmadığına yine gözleri üzerine yemin eder. Kimisi ise gördüğü boncuk gözlü güzel kızın sevgilisinin kim olduğu ile ilgili bir sorgulamaya sokar kendini. Her ne kadar bu kıymetli eserler gözlerinizi ön plana çıkarsa da size gerçekten kötü bir haberim var sevgili mavi gözlüler. Üzgünüm ama gözleriniz aslında mavi değil. Hatta gözleriniz renkli bile değil. Bunu anlamak için gelin gözünüze yakından bakalım. Yakından baktığımızda gözünüzde beyaz bir alan ve bu alanın ortasında renkli bir kısım görürüz. Renkli kısım halka gibi olup onun da ortasında siyah bir delik bulunmaktadır. Bugün konuşacağımız kısım iris, yani gözünüzün renkli kısmı. İris içerisinde bulundurduğu kas yapıları sayesinde gözümüzün genişleyip daralmasını sağlar. Tekrar konumuza dönecek olursak gözün renkli kısmını oluşturan irisin içerisinde melanin bulunmaktadır. Peki melanin nedir? Melanin gözde, deride, saçta bulunan ve orijinal rengi kahverengi olan bir pigmenttir. Bu bölgelerde melanin yoğunluğu arttıkça algılanan renk koyulaşır. Bu durumda şöyle bir varsayım üretebiliriz. Eğer melanin kahverengi ise ve iriste de melanin bulunuyorsa o zaman dünyadaki tüm gözlerin kahverengi olması gerekir. Peki bu durumda nasıl oluyor da etrafımızdaki insanların bazılarında farklı göz renkleri oluyor? Aslında durum basit bir fiziksel kanuna dayanır. Gözümüzdeki olayı anlamadan önce bir takım temel fizik bilgilerini hatırlamamız gerekir. Işık tayfının sadece küçük bir bölümü insan gözü tarafından algılanabilmektedir. Ve bu kısma görünür ışık ya da beyaz ışık denmektedir. Görünür ışığı bir prizmadan geçirdiğinizde beyaz ışığın aslında gökkuşağı gibi çeşitli renklerden oluştuğunu görürsünüz. Burada da gördüğünüz üzere kırmızı uca doğru ışığın dalga boyu artmaktayken mavi uca doğru ışığın dalga boyu azalmaktadır. Şimdi tüm bu bilgiler doğrultusunda göz renkleri meselesini tekrar ele alalım. İrisin yapısı tıpkı parmak izinde olduğu gibi kişiye özeldir. Gerek bu yapının düzeni, gerekse burada bulunan melanin miktarı göz renginin oluşmasını sağlar. Aslında bu etkileşim biraz karışık olsa da en basit haliyle şöyle ifade edebiliriz. İris tabakasında kahverengi melanin bulunmaktadır. İnsanlar arasındaki en önemli fark ise melanin miktarının kişiden kişiye değişiklik göstermesidir. Kimisinin gözünde melanin çokken kimisinin gözünde melanin azdır. İşte bu farklı miktardaki melanin göz renklerinin farklı algılanmasına neden olmaktadır. Gelin olayı birkaç örnekle açıklayalım. Normalde gözünüzde melanin pigmenti çok olduğunda gözünüze gelen görünür ışığın büyük bir kısmı bu pigmentler tarafından absorbe edilir ve gözünüz kahverengi gözükür. Eğer gözünüzdeki melanin pigmentinde bir miktar azalma olursa görünür ışığın bir kısmı iris tarafından absorbe edilirken bir kısım ışık saçılarak yansıyacaktır. Böyle bir durumda gözünüz ela gözükecektir. Melanin pigmenti daha da azaldığında bu sefer absorbe edilen ışık azalırken saçılan ışık artacaktır. Bu durumda da gözleriniz yeşil gözükecektir. Eğer melanin miktarınız çok azsa bu durumda göze gelen görünür ışığın çok büyük bir kısmı saçılarak yansıyacaktır ve gözleriniz mavi olarak gözükecektir. Niye mi? Çünkü ışık dalgaları moleküllere çarptıklarında saçılırlar fakat hepsi aynı oranda saçılmaz. Mavi ışık diğer renklere göre daha fazla saçılım gösterir. Doğal olarak bu gözler kendisine gelen görünür ışığı mavi olarak yansıttığından siz de bu gözleri mavi olarak görürsünüz. Tıpkı gökyüzünün ya da deniz suyunun renksiz olmasına rağmen mavi gözüktüğü gibi. Eminim hemen herkesin etrafında bebekken gözlerinin mavi olduğunu iddia eden ama gözleri kahverengi olan arkadaşlarımız vardır. Aslında bu arkadaşlarımız bize yalan söylememektedir. Çünkü bebekken melanin üretilme aşamasında olup bazı bebeklerin gözleri mavi gözüküp ileride kahverengiye dönebilir. Bu arada kısa bir bilgiyi de hemen araya sıkıştıralım. Konuyla ilgili ticari hizmet veren firmalar bile bulunmaktadır. Bu firmalar lazer aracılığıyla gözlerdeki kahverengi pigmentleri yok ederek gözleri kalıcı bir şekilde maviye dönüştürmektedir. Hemen belirtelim, bu yöntem yeni bir uygulama olup uzun vadede ne gibi kalıcı sonuçlara yol açacağı henüz bilinmemektedir.
etmektedir. Özetleyecek olursak aslında gözde olması gereken melanin pigmentinin olmamasından kaynaklanan ve mutasyon sonucu ortaya çıkmış bir gözdür mavi göz. Şu an tüm dünyanın yaklaşık %8'i mavi gözlü olsa da tarihteki ilk mavi gözlü kişinin bundan yaklaşık 10 bin yıl önce Avrupa'da ya da Karadeniz'in kuzeyindeki bir bölgede ortaya çıktığı ve mutasyona uğramış bir kişi olduğu düşünülmektedir.